İstediğimiz kadar çok yemek pişirebilsek ve yiyebilsek nasıl olurdu? Hadi deneyelim. Köfteli spagetti pek çok ülkedeki en sevilen İtalyan-Amerikan yemeğidir. Evde büyük bir porsiyon köfteli spagetti yapmak için 8 kilo una, 50 yumurtaya, %500 motivasyona ve profesyonel bir miksere ihtiyacımız var. Eğer özel bir aletiniz yoksa bu işle başa çıkmanız imkansız. Malzemeleri karıştıralım. Sonra da cesaretimizi toplayalım ve hamuru yoğuralım. Bu süreç çok zor ama büyük yemekler yapmak için çaba harcamak gerekir. Hamuru 3 parçaya ayıralım ve streç filmle kaplayalım. Bekletelim. Sonra ilk şanslı hamuru seçelim ve spagetti için hamuru açalım. Hamurun olabildiğince ince ve dikdörtgen olması gerekiyor. Aynı genişlikte şeritler keselim. Üstüne un serpelim ki yapışmasın. Ve kalan parçalardan kıvrımlar elde edelim. Ve spagettiyi tuzlu kaynar suya atalım. 10 dakika pişirelim. Hayallerimizin kısa süre sonra gerçek olacağını bilmek çok güzel. Ev yapımı spagettiyi pişirdikten sonra dev köftelerin yapımına geçeceğiz. 15 kilo bonfile ve biftek kıymasına 20 yumurta kıralım. Tatlandırmak için tuz ve biber ekleyelim. Eğer bizim şefimiz gibi baharatlı makarna seviyorsanız bolca biber koyabilirsiniz. Karıştıralım ve 5 dev köfte yapalım. Canımız ne kadar isterse o kadar büyük yapabiliriz. Bunlar gerçekten büyük ve ağır köfteler. Köfteleri 200 derecelik fırında 1 saat pişirelim. Sonunda pişirdiğimiz sanat eserini domates sos ve taze baharatlarla süsleyelim. Köfteleri uygun boyutlu bir çatala saplayalım ve tadını çıkaralım. Spagettinin tadı inanılmaz. Sanki jölenin içinde yüzüyormuş gibi. Biraz daha içecek var mı? Zümrüt rengi bir rüyada dinlenmek ister misiniz? O zaman 15 kilo jelatine ihtiyacımız olacak. Su ve 3 şişe mavi portakal likörü ekleyelim. Sihirli iksiri karıştıralım. Herkes bu güzel kokulu ve inanılmaz güzel likörün tadına bayılacak. Beklemek ne kadar zor olsa da 15 dakika jölenin sertleşmesini bekleyelim. Şimdi yapmamız gereken çok küçük bir şey kaldı. Jöleyi erimesi için ısıtalım. Tencereyi sıcak su ile dolu bir küvete dökelim. Karıştıralım ve dalgaların sertleşmesi için 12 saat bekletelim. İçine dalmak için iyi bir ekipmana ihtiyacımız olacak. Dalış gözlükleri ve paletler ile jöle okyanus dünyasına dalabiliriz. Ve işte, kesinlikle çok eğleneceksiniz. Harika bir bakım terapisinin ardından lezzetli bir atıştırmalığa ihtiyacımız olacak. Dev suşiler tam ihtiyacımız olan şey. Bunu pişirmek kolay değil ama çok lezzetli olacak. Her şey sırayla. Önce 8 kiloluk somon filetosu hazırlayalım. Bu iş korkaklara göre değil. Çünkü şeflerimizin balığı en iyi şekilde temizlemesi gerekiyor. Bunu gören kendisini kaybedebilir.
Et çok kırmızı ve sulu. Kesinlikle gurmelere uygun bir yiyecek. Gereksiz detaylardan kurtulmalıyız. Ama kuyruğunu serinlemek için kullanabiliriz. Bu fazla uzun sürmeyecek. Çünkü balık kokusu pek de hoş değildir. Filetoyu çok iyi temizlemeliyiz ki suşilerin yerken kendimize zarar vermeyelim. Şef, bu bakım yapmak için pek uygun bir zaman değil. Cımbızı somonun kılçıklarını ayıklamak için kullanmalıyız. Burada da aynı kural geçerli. Kılçıkları dikkatlice temizlememiz gerekiyor. Harika! Balığımız son dokunuşlardan sonra hazır olacak. Derisini ayıralım ve 4 parça elde edecek şekilde ikiye keselim. Bu şekilde balık şekeri ve tuzu daha iyi emecek. Balığı 10 saat buzdolabında bekletelim. Balık marine olurken 18 kilo pirinç pişirmemiz gerekiyor. Pirinç hazır olunca yapım aşamasına geçeceğiz. Bir bambu mat alalım. Evet, uzun süredir bunu kimse kullanmamış. Acele edip matı ince bir kat krem peynirle kaplamalıyız. Eşit şekilde dağıtalım. 6 krem peynirimiz var. Ama hepsini kullanmayacağız. Ona daha sonra da ihtiyacımız olacak. Şimdi de yosunu yerleştirelim ve dikkatlice tek tek su ile kaplayalım. Üst üste koymamız gerekiyor. Böylece aralarında boşluk kalmayacak ve dolgular da düşmeyecek. Evet, devam edelim. Pirinç konusunda çekingen davranmamalıyız. Bolca koyabiliriz. Sadece bir parça pirinçsiz yosun bırakalım. Neden diye sormayın. Böyle olması gerekiyor. Şimdi de krem peyniri koyalım. Bu boyutlar harika. İşte balık da geliyor. Daha hızlı, daha hızlı. Tadına bakmak için sabırsızlanıyoruz. Vay canına! Salatalıkları buraya mı sakladınız? Anladığım kadarıyla bazen çok zor olabiliyorsunuz şefler. Safları sevmiyor musunuz? Salatalıkları hızlıca doğrayalım. Şimdi de en ilginç kısmına geldik. Rulo yapalım. Çok büyük oldu. Balina gibi. Bunu kesmek için keskin büyük bir bıçağa ihtiyacımız olacak. Neyse ki var. Şef, çok güzel kesiyorsun. Kendine bir ısırık almamak için nasıl tutuyorsun bilmiyorum. Ayrıca soya sosumuz da hazır. Soya sosu olmadan sushi yenmez. Wasabi, zencefil, harika. Tüm sushi geleneklerini uyguladık. Bir tabağa koyalım. Üstüne susam serpelim ve suşilerin tadını çıkaralım. Bu dev suşileri almak hiç de kolay değil. Bunu yapmak için eski ve pratik bir yöntem var. Ellerimiz. Böylece suşileri kolayca yiyebiliriz.